Orta Çağ derken hangi yıldan hangi yılda kastediyoruz? Yani siz Orta Çağ'da şeyi kastediyorlar. 370 yani Roma'nın sonundan ya da 300 sene orada değişik aslında bakış açıları var. Yani kişinin baktığına göre mesela kavimler göçünden başlatırlar. 375'ten 1453'e getirenler vardır. 395'te Theodosius'un ölümünden 1453'e getirenler vardır. Yine 476'dan yani Roma'nın yıkılışından 1492'lere getirenler vardır. Yani değişik en yaygın görüş sanki Roma'nın yıkılması gibi bakılıyor. Yani. Çünkü Roma'nın yıkılması bütün Avrupa'daki sistemi de etkilediği için. Etkiledi tabii. Kavimler göçü de aslında orada şey mantıklı bir başlangıç. Şundan dolayı mantıklı bir başlangıç. Çünkü Roma dünyasından Orta Çağ dünyasına adeta geçişin tetiklendiği bir hareketi başlatıyor kavimler göçü. Yani o eski Roma düzenini ve Roma ülkesini tamamen değiştirip o enkazın üzerine Cermen kültürünü getiren ve Cermen kültürünü de Hristiyanlıkla birleştiren hareketin tetiklendiği nokta kavimler göçü. Yani bu Hunların hareketiyle Gotların ileri doğru gitmesi, Balkan kavimlerini ve oradan Vandalların hatta Kuzey Afrika'ya kadar geçmelerini sağlayan bir süreç var. O süreç aslında ve bence Orta Çağ'ı düşünürken biz biraz böyle bu işi kronolojiye hapsederek doğru düşünmüyoruz gibi geliyor bana. Yani nasıl düşünmek lazım? Orta Çağ kronolojik olmaktan çok, yani mesela Türklerin Orta Çağ'ı var mıydı? Var mıydı? Yoksa Orta Çağ'ın Türkleri mi vardı? Yani bir bakış açısıdır. Mesela bu Orta Çağ kavramı Michelet'in ortaya attığı Fransız İhtilali sonrası moderni, yani yeniyi meşrulaştırmak için ortaya çıkartılmış bir şeydir. Yani onun için şimdi Orta Çağ neresi? Kime göre orta? Ha. Bunun moderni, yenisi ne, tabii eskisi aslında ne falan. Avrupa'ya göre Orta Çağ yani çünkü yani. O büyük değişim Avrupa'da oluyor. Yani diğer tarafta doğuya geldiğiniz zaman doğuda öyle bir köklü değişim yok. Yani tabii şimdi doğu orada pozisyonunu koruyor. Tabii tematik düşünülmediği için orada asıl sıkıntı oradan çıkıyor. Yani Orta Çağ'ı temsil eden, sembolize eden unsurlar neler? Bunlara bakılmadığı nelerdir onlar? Sürece mesela onlar çok spesifik olarak söylemek gerekirse iki şeydir. Birisi dindir, birisi topraktır. Mesela ondan önceki çağın unsurları daha töredir mesela. Dinin yerinde daha töresel şeyler vardır. Mesela Cengiz Han'ın yasası gibi ya da mesela Orhun abidelerinde bizim gördüğümüz töreni, devletini kim bozar ki gibi sözlerle anladığımız gibi daha böyle töreseldir ve daha bir yarı göçebe hayatın yani unsurları vardır. Yani Hristiyanlığın yayılması öncesi o zaman. Tabii. Ya ondan önceki hayat şartları, tabii bunu bütün dünyada böyle statik, diyalektik olarak vardı. Her yerde bu böyle yaşanmıştı falan demek gibi bir yanlışa da düşmemek lazım. Ama klasik Orta Çağ kavramını düşünürken bence bu iki unsuru ve bu iki unsura dayanarak oluşan hayat düzenini göz ardı etmemek lazımdır. Yani çünkü niye? Hayat kendisini toprak üzerinde var ediyor. Yani zenginliğin, siyasi iktidarın, gücün kaynağı Orta Çağ için topraktır. Bu batıda da böyledir, doğuda da böyledir. Hatta Orta Çağ'ın işte Aztek toplumu da bir anlamda böyle gelişti. Japon toplumu da böyleydi. Ya toprak derken yani, sahip olma, geniş toprak mı diyorsun? Yani geniş topraklar, mülkiyet arazisi. Yani çünkü orada ölçek mesela eski çağda mabet ekonomisi vardır. Orta Çağ Avrupası için özellikle malikane ekonomisine geçilir. Ama feodal düzeni var. Feodal düzen, tabii onu söyleyeceğim işte. Yani onun bizdeki yansıması ise ıkta sistemidir mesela. Ve dinamikleri, ortaya çıkış dinamikleri tamamen farklı iki sistemdir bu. Mesela bizde çok karıştırılır. Feodalizmle ıkta sistemin aynı şey olduğu falan düşünür. Halbuki oradaki şu şey şudur. Tematik olarak Orta Çağ doğusu da dünyanın, batısı da. Yani bu da görecelidir aslında. Doğu neresidir, batı neresidir, kime göre doğudur, kime göre batıdır filan. Ama netice itibariyle bu insanlar hayatlarını toprağa dayalı bir tarım düzeni üzerinden kurdular. Vergilerini buradan sağladılar, askerlerini buradan beslediler, ekonomilerini buna göre dayandırdılar. Hatta ticaretleri bile bu sisteme göre yürüdü. Yani ticaretin mantalitesini bile o oluşturdu aslında. Yani daha sonraki dönem daha farklı. İşte kavimler göçü dediğimiz hareket ortaya çıktığı zaman bu düzen, yani Roma'nın bu düzeni şehirlerde oluşmuş o şehirli hayat ve şehirli ticaret düzeni kendisini yok etti ya da ortadan kalktı. Ne oldu? Şehirli hayat çöküşe uğradığı için insanlar bunun sebebi de şudur. Bir taraftan Macarların saldırısı vardır. Birinci kavimler göçünden sonra Avrupa 8. 9. yüzyılda bir şeye daha maruz kalır. Yani Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu kurulur. Clovis tarafından 6. asırda Franklar
efendim ondan sonra 10. asır Cermenler falan çıkar ortaya. Ondan önce Vikinglerin, Macarların ve Aglebilerin 8 ve 9. asırda Avrupa'ya ikinci bir darbesi daha vardır ki bu kutsal Roma Cermen dünyasını, o Şarlman'ın dünyasını alt üst eder. Ve ondan sonra işte dediğim şekilde Avrupa kendi içine kapanır ve kendi iç dünyasında yaşamaya başlar. İşte o iç dünyada yaşamak şunu gerektirir. Bir takım insanlar malikaneleriyle yaşarken şehirlerden işsiz kalmış ya da şehirlerden taşraya gitmiş insan gücünü de kendi toprak unsuru olarak yani serf olarak kullanmaya başlar. Ve böyle bir hayat düzeni orta çağın feodal toplumunu... Aslında çağları sosyal olarak belki... Yani böyle bakmak lazımdır. Çünkü bugün hala mesela giderseniz farz-ı mahal diyelim İsviçre'ye gidersiniz ve İsviçre'de hala böyle bir hayat tarzı varsa İsviçre'nin modern bir devlet olduğunu düşünemezsiniz. Yani o zaman da diyemezsiniz ki işte İsviçre'nin orta çağı 395'te başladı, 1453'te bitti. Hala sürüyor demek. Hala sürüyordur bu. Yani mesela Türkiye'nin de atıyorum Karadeniz bölgesinde böyle bir hayat varsa hala o zaman siz diyemezsiniz ki Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde... Veya doğusunda. Ya da doğusunda. Türkiye modernleşti. Artık kendisini sanayi çağının gereklerine göre hem zihniyet olarak hem hayat tarzı olarak dönüştürdü ve bu dönüşümün gereklerine göre yaşıyor artık. Bunu diyemezsiniz. Yani bu çok şey olur, basit bir bakış açısı olur tarihe. O bakımdan orta çağ kavramını değerlendirirken bir kere şunu düşünmemiz lazım. Yani orta çağ dediğimiz şey nedir? Orta çağ oluşturan unsurlar nelerdir? Bu din ve bu toprağa bağlı hayat düzeni nerelerde kırılmaya uğramıştır? Ne zaman kırılmaya uğramıştır? Yeni hal nedir? Ve bu doğuda nasıldı filan.